Merhaba. Yeni bir Esma dersinde Şükür Kavuşturan'a yaratmayla ilgili esmalar sanırım bugün son olacak. Musaviri işledik, bediyi işledik, hallak, halık, fatır, falık. Bunları işledik zaten ilah, tanrı dediğinde ilk akla gelen yaratıcılık vasıfları. Ama Kur'an'da nasıl geçiyor bu? İşte detayları çok anlattığım için girmeyeceğim. Tasvir var, eşsiz yaratan var, bir daha yarattığını tekrar etmeyen var vesaire. Bugün son yaratma esması El Bari. Onu işleyeceğiz. Burada özellikle örneksiz ve kusursuz yaratan bütün bir yaratıkların ilk örneklerini, kurabiye kalıbı gibi sonradan oradan hep aynı kurabiyeyi çıkartıyorsun. İlk örneklerini, yani batıdaki ya da Jung'un diliyle arketiplerini de yaratan, yaratmada eşsiz, benzersiz, usta olan mutlak ve sonsuz özne demek. BRE orijinal ve kusursuz yaratmaya delalet eder. Bari örneksiz, hiç yoktan yaratan demektir. Bari ilk defa yapan usta için de kullanılır. İlk defa yapan usta. Mesela diyelim İskender Bursa'nın meşhur bir yiyeceği. İlk defa bunu İskender yaptı. Sonra da işte bunun taklitleri çıktı. Dönerler, onlar bunlar, ama ilk modelini yapan Bari İskender. İşte Bursa kebap, İskender kebap dediğin. Veya kestane şekeri. İlk diyelim burada yapıldı. Sonra başka şehirlere yayıldı mesela diyelim. Veya ilk bunu yapan kişiden diğerleri öğrendi, yaptı. İlk yapan, ilk modeli çıkaran Bari. Elbari ismi iki manayı ifade eder. Sadece Allah'a has olan örneksiz ve tarifsiz, eşsiz ve benzersiz, mükemmel ve ustaca yaratmayı ifade eder. Yaratma yine. İki, tüm varlıkların kendilerinden türeyip çoğaldığı ilk örnekleri, kalıp, mostra ve numuneleri yoktan ilk kez var etmeyi ifade eder. Tabii yine bunu biz bırakacağız bilim adamlarına, ki bizim değil yani, oradaki bilim adamlarına. İnşallah kuantumda falan ilerliyorlar. Bunun nasıl olduğunu da bir gün tablolarla bize gösterirler. Elbari sıfatı varlığın ilk örneklerini yaratmakla ilgilidir. Buna prototip deniliyor, karşınıza çıkıyordur İngilizce'de veya Jung psikolojisinde arketip olarak çıkıyor. Adem, Araf suresinin 11. ayetinde açıkça görüleceği üzere bir şahıs olmaktan daha çok türü temsil eden ilk örnektir. Ki ben yaratma ile ilgili olan esmalarda evrimi de tartıştım. Ve Adem'in daha önce var olan bir insan neslinin içinden grup halinde seçildiğini, bu benim fikrim değil. Bu tarih boyunca İslam düşünürleri arasında konuşulmuş, ki İbn Arabi ne diyor? 30 tane insan türü gelip geçti diyor yeryüzünden. Şimdiye kadar 22 tanesinin DNA'sı bulundu. Türü temsil eden ilk örnektir. Söz konusu ayette siz ve Adem eşitlenir. Ayette siz denilen insanoğludur. Onu Hallak'ta konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani insanoğlu ile Adem birbirinin yerine kullanılmıştır. Adem seçilmiş biridir.
birinin seçiminden söz etmek için ondan birden fazla olmalıdır. Bunu da Kur'an'dan, Ali İmran 33. ayetten öğreniyoruz. Yine Kur'an insan türünün el insan istisnasız bileşik bir hayat tohumundan min nutfetin emşaç yaratıldığını söyler 76'ya 2'de. Burada soru şudur. Adem insan türünden midir değil midir? Eğer bu sorunun cevabı evetse Adem de Kur'an'ın söylediği nutfeyi emşaçtan yaratılanlardan biridir ki evrim teorisinde biliyorsunuz ortak hata. Elbari olan Allah, bugün gördüğümüz mahlukatın hepsini bari ismiyle var ettiği ilk örneklerden yaratmıştır ki Kur'an'da hep nutfe, değil mi? Sizi tek bir nefisten yaratan. Bu ismin geçtiği Haşr suresinin 24. ayetinde yan yana gelen El-Halık, El-Bari, El-Musavvir isimleri kendi aralarında da yaratışın 3 farklı aşamasını ifade ederler. El-Halık genel yaratmayı, tüm varoluşun yaratılışını. El-Bari demek ki her yaratılışta örnek bir modelin. Çünkü bu yeni yaşam bilimi Robert Yeni bir yaşam bilimi. Kitap Türkçe'ye çevrildi. Adamın adını unuttum ya. Neyse. Morfogenetik alandan bahsediyordu. Orada söylemiştik. Mesela döllenen bir insan yavrusuysa hemen o ceninin etrafında bir elektromanyetik alan oluyor. İnsan yavrusu şeklinde. Ve hücreler ona göre dağılıyor. O manyetik alan, karaciğer, göz, beyin, kemik nereye gidecekse. İşte belki de bari ismiyle bu işaret ediliyor olabilir. Şu anda benim bilgilerimle bunu anlıyorum. Yarın bir gün yeni bir bilgi sahibi olurum, onu tekrar yorumlarım. Musavvir de işte o örnek model elektromanyetik alan döllenen ceninin etrafında o balıksa, balinaysa ona göre şekil alıyor. İnsansa ona göre şekil alıyor. Bitkilerde de böyle, o tohumun etrafında bir elektromanyetik alan oluşuyor toprağa girdiğinde ve çınar ağacı mı olacak, gül ağacı mı olacak, ona göre hücreler yerine yerleşiyor. Peki demir madeni mi, altın madeni mi olacak, kuantum altı dünyada hepsi bir kuantum çorbası. Sonsuz potansiyeller, daha sonra kuarklar, kuantalar, elektronlar, atomlar, moleküller olacak. O moleküllere göre kimi kömür, kimi elmas olacak, kimi demir, kimi altın olacak. İşte onların etrafında da bir elektromanyetik alan var. İşte bari şimdiki bilgilerimize göre, benim de idrakime göre oradaki o kalıbı oluşturuyor. Cansız varlıklarda atomlar ona göre hizalanıyor. Canlı varlıklarda da hücreler en nihayetinde önce atomlar. Sonra hücreler, kemik mi olacak, göz mü olacak, beden şekli nasıl olacak, kuyruğu mu olacak, kanadı mı olacak? Mesela ne var? Bir de diyorlar ki, değil mi psikolojide işte mizaç türleri, kişilik türleri. Aslında bir yerde bari esmasının tecellisini görüyoruz veya ennegram kişilik tipolojisi. Hani bir tipoloji var, bir model var ve bunun varyasyonları ama mesela o zaman
Burçları da öyle göreceksin. Mesela balık burcu bir prototip. Tabii ki hiçbiri birbirine benzemeyecek ama özde aynı ortak özellikleri paylaşacaklar. Terazi burcu veya işte İslam felsefesinde safrası fazla olan insan tipi, balgamı fazla olan, işte melankolik takılan bir prototip. O zaman kişilik tipolojilerini, kişilik modellerini veya burçları tam böyle bahar esması gibi, yani tezahürü olarak o alanı anlayabilirsin. İşte ben balık burcuyum, çok duygusalım, işte çok hayal kurarım, çok mistiyim filan. Her balık öyle mi? Amma çok. Ama bir tane şey var. Kalıp var. Enneagram da Sufilerin oluşturduğu bir insanlık tipolojisi. 9 tane. Bununla ilgili bayağı da kitap var. O zaman ben burada kendi idrakimi, tefekkürümü paylaşacağım. Esmaül Hüsna'ları da öyle görmek lazım. Çünkü mesela merhamet tecelli ettiğinde, evet, rahim esması merhamete bir prototip, ama işte kedi de başka. Binlerce kedinin içinde bazısı yavrusunu terk ediyor, bazısı çok iyi annelik yapıyor. İnsanlar içerisinde zarara uğratılmışsa çocukken çocuğunu çöpe atıyor, terk ediyor, bağlanamıyor. Ama normal yetişmişse, iyi bir annelik almışsa şefkat taşıyor çocuğuna. İşte prototip rahim esması. Bütün esmaları işte tefekkür et. Sevgi, vedud. Sevginin dereceleri var. Hayvanlar aleminde, insanlar aleminde. Senin bile zaman içinde sevme potansiyelin değişiyor. Ama vedud, sevgi prototipi bir merkezden. İlk model. Hani birbirlerine soralım, aşkı kim icat etmiş? İlk model vedut olan, sevginin kaynağı. İşte Esmaül Hüsna'yı da böyle tefekkür edebiliriz. Ne kadar oradan tecelli yansıyacak senin kabına? Haşr suresi 24. ayette geçiyor dedik. İşte bu Esmaül Hüsna'yı bu şekilde algıladığımızda rol model bu durumda Allah'ın kendisi oluyor. Onun merhametini rol model olarak ediniyorsun. Bunun ilk rol modelleri kim? Peygamberler. Peygamberler toplumun rol modelleri. Bugün psikolojide, pedagojide rol model kavramı ne kadar önemli. Ve Kur'an'da ayet var. Bakara 143. İşte böylece siz orta yolu tutan bir ümmet olasınız. İstedik ki insanlığa şahit olasınız. Orada ne? Örnek ve model olasınız. Resul de size şahit olsun. Resul de size örnek ve model olsun. Rol modellik. Peki Resul nereden alacak? Esmaül Hüsna'dan. İnsanı kamillerden tam kemal noktasını Esmaül Hüsna'dan. Tabii ki bunları okumak, dinlemek ve bunları yaşayan, tadan insanlarla bir arada olmak bu rol modelliği kolaylaştırır. Ondan etkilenmeyi, üzüm üzüme baka baka kararır, olgunlaşmayı etkiler. Elbari, Ef'ali Hüsna'da karşılığı olan Esma, zatına bakmıyor da fiiline bakıyor. Allah'ın eylemlerini. Elbari isminin tecellisi olan ilk örneklerin yaratılması, cansızlarda, bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda farklı farklı tezahür eder. Her tür tekamül sürecinde çeşitlenir ve farklılaşır. Farklı türlerin oluşturduğu ailelerin bir prototipi,
bir barisi, bir örneği mutlaka vardır. Biz o ailenin prototipini bazen biliriz, bazen bilemeyiz. Bazıları kaybolmuş olabilir. Mesela Turunçgiller ailesinin prototipi kaybolmamıştır. Turunç bu ailenin ilk örneğidir, ilk modelidir, barisi. Greyfurt, limon, portakal, mandalina, bomali, turunç prototipinden türemiş ailenin alt türleridir. Armudun, elmanın, ayvanın, muşmulanın bir prototipi vardır. Bunu bunların birbirine aşılanmasından anlarız. Biliriz ki bunların prototipi birdir. Yani ilk örnekten oluşmuşlardır. O ilk örnekte birleşmelerinin göstergesi genetiklerinin birbirine benzemesidir. Elma ile armutun genetiği birbirine benziyor. Portakalla turuncun. Fakat şu anda bu alt türlerinin prototipinin kimliğini biz bilmiyoruz. Belki bu meyvelerin prototipi, ilk örneği turunç gibi yaşamamış da olabilir. Elma ile Adem şey armut için olanı söylüyoruz. Ayva, elma, armut. Şu anda bilmiyoruz ilk prototipini. İlk modelini bilmiyoruz ama turunçgillerin biliyoruz. Zaten turunçgiller diyoruz. Hani akrabalık eki gilleri ekliyoruz. Bütün bir insanlık ailesini oluşturan ırkların, renklerin, kavimlerin her birinin bir prototipi, ilk örneği mutlaka vardır. Tıpkı bütün bir insanlığın ilk örneği olan bir Adem'i olduğu gibi. Adem, Sami dil ailesinde toprak, toprak rengi veya toprakla ilgili bir manaya delalet eder. Kur'an'da yer alan Adem'in insanoğlu yerine kullanıldığını daha önceki esmalarda da söyledik, 7'ye 11. Araf 11'deki kullanımıyla Adem demek ilk örnek, yani arketip, prototip demektir. Kur'an'da ismi yer alan 28 peygamberin tümü prototiplerden oluşur. Her bir peygamberin bir karakter özelliği baskın çıkar, o da bir esmanın yansımasıdır işte. Her biri bir hayat durumunun prototipidir. Hiçbiri bir diğerinin aynısı değildir. Eyüp'ün rengiyle Yusuf'un rengi bir mi? Yani karakter rengi, davranışları. Her biri bir hayat durumu için rehberdir. Adem günah işleyene tevbesiyle rehberlik eder. İmkansız denilen durumlarda Allah'a tevekkül ederek sorumluluğunu yerine getirme konusunda karada gemi yapan Nuh rehberlik eder. Çağının Nemrud'unun ateşine maruz kalanlara İbrahim rehberlik eder. Teslimiyetle sınananlara İsmail rehberlik eder. İftiraya maruz kalanlara Yusuf rehberlik eder. Sarayda prensken Medyen'de çoban olmak durumunda kalanlara Musa rehberlik eder. İçinden geldiği dini geleneğin yozlaşmış taraflarıyla mücadele edenlere İsa rehberlik eder. Alemlere nasıl rahmet olunur diyenlere Muhammed rehberlik eder. Biz onların bazısını bazısına üstün kıldık. Ayeti şöyle anlamak lazım. Biz onların her birini bir konuda diğerlerinden daha önde kıldık. Yani kemal noktada bir esmanın tecellisi. Hazreti Muhammed'de alemlere rahmet olarak gönderilmesi, Rahman Rahim esmasının tam tecellisi. Yani zirveye çıkan, en önde gelen alemlere rahmet olarak. Hazreti İbrahim'de aşk, teslimiyet, dostluk, veli, mevla, şahalilim diye hitap ediyor. Esmaları iyi idrak edersen, Kur'an'daki kıssalara bakıp hangi peygamberlerde
hangi esmaların en ön plana çıktığını tefekkür edebilirsin. Kapıyı açtık. Bunu ben tefekkür edersem, ben büyürüm, olgunlaşırım, bu bana ait olur. Ama sen tefekkür edersen, senin tefekkürün olur, senin titreşimin değişir, senin bilincin büyür. Bari isminden diyoruz ki, Hazreti İbrahim'in duasından, Rabbim arkadan gelenlere soyumuzun içinden rol modeller gönder. Nasıl diyordu onu? Ayetlerini yüzüne okuyacak, nefislerini tezkiye edecek, hikmeti öğretecek. Yani onları insan yapacak. Onlara nasıl insanca yaşanır öğretecek. İçlerindeki potansiyeller nasıl açığa çıkar onu gösterecek. O ortamı sağlayacak rol modeller gönder. Bizleri de yaşadığımız çağda rol modeller yap. İyi rol modeller. Kötü rol modeller de var. Ne diyorsun, o arkadaşından uzak dur. Sana iyi örnek olmuyor. Yani bari ismi tecelli ettiğinde rol model, ister iyi ister kötü. Ama biz de diyoruz ki Hazreti İbrahim gibi, bak orada detay veriyor. Nefislerini tezkiye edecek, hikmet öğretecek, ayeti söyleyecek, kitabı bilecek. Işığı bol olan, nur hala nur, karanlıklara aydınlık getirecek rol modeller olmak bize ve soyumuza, sevdiklerimize nasip olsun Elbari isminden. Tefekkür edelim, idrak edelim, halimiz olsun inşallah. Bir dahaki derste görüşmek üzere.